Oh. Oh, havasına kurban olduğum köyü. Mis gibi havası var, mis gibi. Samanlıktan kaldıramadım samanı da Kazım. Ben sana yandım Kazım. Sana yandım Kazım. Şimdi geldi sarılmanın zamanı da Kazım. Ben sana yandım Kazım. Kazım. Ben sana yandım Kazım. Hele hele yandık Kazım. Hele hele yandık Kazım. Biz sana yandık Kazım. Sesine de yandık Kazım. Şu hale bak. Görüyorsun değil mi? Adam çeşmeden kuyume su mu çekti? Çeşme sahilinde klip mi çekti? Belli değil. Lan bak, bu herif bu köye geldi geleli bir rahat huzur yüzü görmedik. Oğlum Çetin, adam rüyalarıma giriyor ha. Keşke sadece senin rüyana girse Kudret. Ya köyün kadınlarının da rüyalarını süslüyor. Resmen köye düşen yıldırım şerefsiz. Biri bak Muhtar. Hı. Kazım'ı köye sen soktun, sen çıkaracaksın. O kadar. Ya kardeşim ben de mağdurum. Ben de mağdurum ya. Oğlum koy dedin ya, normalde koş verir. Lan bu herif geldiğinden beri bizim köy sürekli koş alıyor. Yakında belde olacağız. Bak ben bu nüfusa hazır değilim söyleyeyim ha. Bu adam bu köyde nefes aldıkça bizim herhangi bir evden kız almamız mümkün değil. Oh. Muhtar, bundan konuş. Bu hemen gitsin buradan. Hemen konuş. Hadi hemen konuş. Hemen konuş ya. Allah Allah. Kazım, hele bir şaşma başına bak bakalım hele. Buyurun ağalar. Beni mi çağırdınız? Kazımcığım, canım kardeşim, sana çok açık ve net söyleyeceğim. Evet. Defol git lan. Oğlum defol git, çek git. Biz seni istemiyoruz lan bu köyde. Yeter lan artık. Ben seni vuracağım, vallahi vuracağım. Çek git ya. Aa, ne oldu ya? Ya bir yanlış mı yaptım? Çekil. Keşke bir yanlış yapsan lan. Haksızken haklı duruma geçeceğiz ama hiçbir yanlışın yok. Dürüstsün, saygılısın, yakışıklısın. Ya sorun ne? Biz değiliz lan! Ya biz seninle farklı liglerde top koşturuyoruz, anlasana. Sen Şampiyonlar Ligi'sin, biz PTT 1. Lig. Aa Kudret, amatör lig. Ha Kudret, ya koy verme kendine. Ya sen bu köye fazlasın, gitmelisin Kazım. Yok yanılıyorsunuz. Ben köylü gibi yaşarım, köylü gibi davranırım ya. Öyle şey olur mu? Beni bu topraklardan ayrı koymayın, ne olur. Ben ne yaparım öyle sabah Bobby isimli ineğimi sağmadan? Ne yaparım o latte rengi koyunları otlatmadan? Ne yaparım bu çayırlarda polo oynamadan? Sanki Alplerden bahsediyor hasbam. La burası aşağı Munduşlar köyü. Aşağı Munduşlar. Tabii ne oldu yani şimdi? Benim mantalitem mi size ters geldi? Ben anlamadım ya. Bak Kazım, sana bir cevap verirdim ama mantalite ne demek onu bilmiyorum. Tamam zorlama Kudret, zorlama. Şimdi bak, mesele şu. Senin bu fizikle bu köyde değil, bir köy dizisinde başrol oynaman lazım Kazım. Ah, gene aynı şey oldu işte. Gene aynı şey. Gene fiziğim yüzünden işimden olacağım. Daha evvelki işimden de böyle oldum ben ya. Bir dakika. Daha evvel ne iş yapıyordun Kazım? Kapıcıydım. Ya arkadaş senin lisedeki rehberlik hocan kim ya? Ya bu ne kadar saçma sapan bir kariyer planlamasıdır arkadaş ya. Sen oyunculuk yap, mankenlik yap, şarkıcılık yap lan. Ya ben şan şöhret falan istemiyorum. Ben ne alakası var ya? Bu bedenin sorumlusu ben miyim? Ya ben hiç mi yaptığım işle gündeme gelemeyeceğim ya? Sanmıyorum canım. Oğlum Kazım bak şimdi. Köylü adamın dertleri basit dertlerdir ya. Ne bileyim fındık taban fiyatıdır. Kışın yolları açıldı mı kapandı mıdır? Bu tip şeylerdir. Oğlum sen geldiğinden beri bizim köylünün derdi. Kazım acaba nerede? Kazım koy meydanından ne zaman geçer? Acaba Kazım'ın burcu nedir? Kazım'ın dudakları gerçek mi, estetik mi? Estetik mi lan dudakları? Estetik mi lan? Bir arkadaşımın sorusu bu. Çok merak ediyor. Estetik mi? Ya hayır, illa bir köye gitmek istiyorsan ne bileyim Bakırköy'e git. Kadıköy'e git, Ortaköy'e git lan. Ama bizden değilsin, anla bunu. Konuşman bile farklı. Hiç de bile ya. Hele Vallahi. Ya ben de sizin gibi konuşuram. Beni bu topraklardan ayrı koymayın ağalar. Bak bu yaz bayağı kurak geçeceğe benzer hal. Bir önlem almak lazım. Ben size söyleyeyim hele. Bak ya. Hele. Ya bir hele bir ağza bu kadar mı yakışmaz ya? Oğlum Kazım bak köy hayatı zordur, çetindir. Sağda kafası gelmemiş. Onu da algılayamıyorsun. Köylü adam sabah erkenden kalkar, ekinli biçer, toplar. Ya bunlar sana fazla gelir canım ben. Bana haksızlık ediyorsunuz. Ben bu sabah bütün tarlayı kendi başıma biçtim. Neyle biçtin lan? İşte bu ellerimle. Acıtım. Bakacağım lan bu ellerinde. Ne var bu ellerinde? Zannedersin nasır tutmuş. Bu eller... Lan oğlum bunlar ne kadar yumuşak eller. Yavrum ben ömrümde böyle yumuşaklık görmedim. Sana yemin ediyorum bebek poposu gibi. Ya deli misin Nesim? Oğlum bak böyle şeyler söyleme. Allah'ın gücüne gider taş olursun diyeceğim ama zaten taş gibisin. Kalk ya Kudret Allah. Ya vallahi bugün ben sabah kalktım. Dirgenimi aldım elime. Ona ilk aşkıma sarılır gibi sarıldım. Sonra dedim ki dirgen kız gel şu tarlayı beraber biçek. Sonra buğdayları biçmeye başladık. Oradan yapılacak ekmekleri hayal ederek biçtik. Dirgene aşık oldum yalan ben bu tasvirde. Ben emeğimi aşkla yaparım arkadaşlar. Bre ağlar. Bre mi? Ya bre bir kere bizim yöre vilayeti. Bre'ye kadir ya. Ya tamam bizim de şimdi aramızda belli bir dil tutarlığı yok. Yok ama bizim en azından koyumuz belli olur tabii ya. Yavrum bak, ben bu köyde belberim, belber. Ben koy belberiyim. Yıllardır gelen geçeni böyle kırkar yollarım. Ama sen geldikten sonra herkes bir model ister oldu. Kadınlar sıraya girdi. Yok ba röfle yap Kudret. Yok ba krepe yap Kudret. Lan krepe ne krepe? Ya bütün derdin bu mu hele? Yahu. Bu mu hele? Krepe dediğin saça böyle hacim vermek için yapıyor. Ha bil! Onu da bil! Ama hiçbir şeyden eksik kalma! Git la! Oğlum yalvarıyorum sana, defol git! Çünkü sen bizim evlenme ihtimalimizi sıfıra düşüren bir yudan elemansın. Bak şimdi ayıp ediyorsun ha Kudret ağa. Ben bu köyde hiçbir kadına bacım ve yengem gibi bakmaktan başka hiçbir şekilde bakmıyorum. Cümleyi bir daha kurar mısın? Bir daha kur. Yapamadım. Evet. Bir daha kur cevabım var. Ben ne? Bir daha kur. Tam başka yerden gidiyordu, oradan dönemedim. Ama yolun doğru. Yolun doğru. Kadına evet. Evet. Yolun doğru ama. Döndün mü, dönmedin mi? Evet, döndü. Döndüm. Dedim ki... Herkes anlasın. Biz anladık da. Ne? Yengen mi diyen mi? Onu bilmek istiyoruz. Evet. Ben bu köyde hiçbir kadına yan gözle bakmıyorum. Hepsi benim yengem, hepsi benim bacım. Biz de asıl bundan korkuyoruz işte lan. Potansiyel Behlül. Şuraya bak ya. Köyde Instagram mankeni gibi dolaşıyorsun lan. Kendinden filtrelisin. Ya arkadaşlar güneş bana vurunca vıcık vıcık ter oluyor. Buna vuruyor, arka taraf fluya düşüyor. Bu nasıl adalettir ya? Oğlum bak sana bir soru soracağım. Ha. Senin kaç tane takipçin var? 47. Muhtar bu köyde kaç tane kadın var? 47. Başka sorum yok. Bravo. Çok büyük hata yapıyorsun Kudret ağa. Bu köyde hiçbir kadının anormal bir hareketi yok. Hal ve tavırlarında hiçbir kötü niyet yok. Herkesin hareketleri normal, hiç kimsede bir anormalliği yok. Ben bunu biliyorum, herkes bunu söylüyorum. Normal. Tamam. Herkes normal. Aha, geliyor normal. Bak. Merhaba Kazım. Merhaba. Solda. Sol. Azıcık aşağı. Hep boşa gitti ya sol. Hoşça kal Kazım. Bak. Gidişe bak. Bak, Allah aşkına. Yaralı at gibi seke gidiyor. Bu ne ya? Şunu var ya pembeye boyasan flamingo diye yedirirsin. Garip kuşluk mu böyle? Abuk sabuk bir kuş var mı sana? Tamam neyse. Koskoca köyde bir tane kız. Gencecik bir kız yani. Allah. Bir şey mi sıkıştı orada? Fare mi? Gösteriyorlar. Ha bu diyor. Miyavlayan bu. Yakalandı mı? Evet. Tamam mı? O mu? Tamam. İyi misin? Hafif bir yağlayın geçer o. Pardon, sizinle ilgili konuştuk ya, bir kalkıp iyi oyunlar diler misiniz herkese? Verelim mikrofonu. Ben gerçekten kedi zannettim bu arada. Ben de kedi arıyorum. İyi akşamlar. Evet. Adınız ne? Adınız ne? Ya o adınız mı? Saygı. Çünkü telaffuzu zor. İsim ne efendim? Saide. Saide. Evet. Evet, kısaca "Eyo" diyorlar. Yok, Aliyeva Saide. Azerbaycan'dan geldim. Azerbaycan, evet. Hoş, geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Evet, tamam renk kattın. Herhalde burun deliklerinden biri tıkalı değil mi? O yüzden. Tıkan değil. Nereden, tam ses nereden geliyor? Benden geliyor. Çünkü hiçbirimiz gibi gülmüyorsun. Şey söyleyeceğim. Ne zaman ki o sesi duydunuz, dikkat dağılmasın diye onu bastırmaya çalışıp devam edin. Tamam. Ya o ses hiç yaşanmamış gibi yapalım. Tamam. Hiç böyle bir şey olmaz. Tamam. Veya sesi duyarsanız bir şeye basmış gibi yapın. Tamam. Falan toparlayın ki. Hanımefendiden mikrofonu alalım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Dur bakalım neler olacak bugün. Nerede kaldığımızı hatırlayamıyorum. Ben sana diyorum ki bu köydeki bütün kadınlar o kadar da normal değil. Evet. Bir de Saide abla var. Evet. Onun haricinde herkes normal. Bakalım. Başka da kimseyi bulamazsınız. Bir ikincisini bulun. Bu köyden böyle tıpış tıpış kendi ayaklarımla gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi... Gördün mü? Geldi Kuğu Gölü balesi. Selam Kazım. Selam. Özge merhaba. Özge selam. Özge. Kız al bak. Şişt, Özge. Özge. Kız. Ne yaptığının farkında mısın mı? Gördün mü orada? Görünmezliği keşfettim. Senin sayende oldu. Çok güzel oldu. Ağlar kusura bakmayın, ben çökeceğim. Yapma. O zamanı çökerttin yine ya. Yapma. Bak be Kudret. Yapma. Gördün değil mi Kazım? Geldi buraya yalandan vikliye. 2 tane burada çiteledi burada. Ya ben geçen hafta gördüm bu kadının evine tam takım otomatik çamaşır makinesi geldi. Servis bağladı ya. Acaba neden böyle yapıyor Kazım? Niye buralarda? Ne yapıyor acaba Kazım? Ya köyün genç kızları... Köyün genç kızları bakımlı olmaya çalışıyor, temiz olmaya çalışıyor. Bunun nesi kötü anlamıyorum ki. Nesi kötü yani? Genç kızlar ha? Evet. Hayır tamam. Yani genç bunlar. Normal. 2 tanesinin kalbi düşmüş, yüreği düşmüş olabilir. Ama yani ben bunlar şimdi böyle davranıyor diye. Ama! Kazım da buradaymış. Ya dur be teyze be. Teyze deme Kazım, bir gün olur lazım. Anama bak anama. Kafiye yapıyor ya. Ana! Bu kadın bu kombinle nereye gidiyor acaba? Davar beslemeye. Ne valla beğenemedin mi? Kazım. Aa bu bir senin için. Allah. Kendine saman balyasından melek kanadı yapmış ya lan. Çok yaratıcı. Lafı da bana soktu gitti anama bak ya. Görüyorsun değil mi anamı? Seni görünce ne kadar seviniyor. Ya bu kadın en son bu köye su geldiğinde bu kadar sevindi ya. Kazım, oğlum ne olur git. Lan sen çok yakışıklısın lan. Lan baby face'sin oğlum. Oğlum su gibisin lan. Ha. Ben gidemem hiçbir yere arkadaş. Gidemem. Öf, daraldım ya. Oh, şöyle biraz ferahlayayım. Oman be. Oh. Şuna bak, sanki Miami'de ferahlıyor hastam. Ya Kazım, işte bak biz farklıyız. Sen daralınca böyle ferahlıyorsun, ben daralınca böyle ferahlıyorum bak. Sen daralınca nasıl ferahlıyorsun? Ben de geliyorum böyle. Azıcık buraya sürüyorum böyle. Azıcık da buraya sürüyorum, benim bitiyor. Sen daralınca nasıl ferahlıyorsun? He. Adam su bile kullanmıyor, direkt çöküyor. Görüyor musun? Ya yeter arkadaş ya. Vallahi ben çok sinirlendim ve bu çeşmeyi sökeceğim buradan. Yapma, yeter ya. Çetin, ya bırak, yapma oğlum. Çeşmenin ne günahı? Ne oluyor? Ne oluyor? Yılan soktu! Anam! Neredesiniz? İmdat, yardım edin. Neredesiniz? Elime diken battı ya. Soktu yılan! Öküz gibi bağırıyorum burada. Birinize yardım etmeye gelmediniz ya lan. Yok artık. Bu bardağa taşıran son damla. Artık buradan gidecek Kazım. Aa! Neden o? Neden gidiyormuş? Ya ne demek? Nereden gidiyormuş? Ya Çetin, ben seni bir sinirle attım ama iyi misin lan? Yok bir şey. Ben zehri emcikleyeceğim şimdi. Ya bu adam bu köye geldi geleli biz hayalet gibi bir şey olduk. Hiç bize bakmıyorsunuz ki. Varsa yoksa buna bakıyorsunuz. Sence bunun sebebi sizin kendinize bakmıyor oluşunuz olabilir mi? Bilmem, olabilir mi? Sence? Lan sen hiç konuşma. Evde camış mı besliyorum, insan mı belli değil. Hayda bir kere duş alıyorsun lan. Gelip kızlara yazıyorsun tam da. Bunların da canı var, yazık. Ya bak, gördünüz mü demek? Sorun bende değil, sizde. At onu, at. Bir dakika, hanımlar bir çekilir misiniz? Bir dakika. Kudret ağa gel. Ne var? Gel ya. Hı. Gel dur. Bak şimdi, yakışıklı dedin öyle özgüvendir ya. Anladın mı? Sen kendine güveneceksin. Bakacaksın ki yakışıklı görün ya. Bak ben seni şimdi dünyanın en yakışıklı insanı yapayım mı? Bana bak. Yapamazsan gideceksin ama. Tamam, söz edeceğim. He, tamam. Çıkar şunu. Şöyle bir saçları geriye tarayalım bakalım şöyle güzel ha. Bak şimdi bak. Bir de şu camış kokusundan kurtarırım seni. Gel. Adam cebinde sprey taşıyor lan. Şimdi bir de bu... Bakayım. Şöyle yaptık mı? Vallahi oldu. En güzel gülüşünü göreyim. Bir daha güldüğünü görmeyeyim. Kimler ne şekilde gülüyor? Benim kime bak? Hey, tamam. Nerede o ya? Şimdi ne yapacağım? Şimdi bak. Heh. Git. Selam ver bakalım ne olacak. Hadi bak. Anam. Lan onu gülmeyeceğim ya. Şimdi uğradın ya. Dur. Özge. Ne? Nasılsın? Nasılım? Bakayım. Bak. Yakından bakayım. Ama ne kadar da güzel, ne kadar da yakışıklı. Hadi canım, vallahi mı? Vallahi. Ya sen kim? Kazım kimin olmuşsun? Yani Kazım senin kimin, sen onun kimin, ikiz kimin? Çok güzel. Ya bir dakika, yani şimdi biz de kılığımıza, kıyafetimize özen göstersek, bakımlı olsak bizle de ilgilenir misiniz? Yani. He? Ya. Problem çözüldüğüne göre ben de kalıyorum demektir ha? Evet. Ana bir dakika dur. Hemen surat dön. Evet. Allah Allah. Kazımcığım bir şartla kalabilirsin. Hayırdır? Ne? Sen de kendine bir buçuk ay kadar hiç bakmayacaksın yalnız. Olur şu aradaki uçurum bir kısalsın. O makas bir kapatsın artık. Tamam peki. Geceleri hamurlu yerim. Ye. Uyku düzenime dikkat etmem mesela. Bir de pilatesi bırakırım. Pilatesi bırakırım. Bir dakika o zaman. İyi. Çiçek, o zaman hazır yakışıklı erkekler oluyoruz demek ki. Hani diyorum ki önümüzdeki ay anamgilleri seni istemek için size göndereyim mi? Ne? Sakın ha! Ama sakın gelin deme, saçmalama be, geri bas! Ala, niye ya? Hani biz kendimize bakarsak siz de bize bakacaksınız. Ben de Özge'yi isteyeceğim. Mehtap yenge Dutku, gözüm kararıyor. Anam, bu köyden göç edek. Kaç çiçek, kaç canlı seven, kaç... Kızım nereye gittiniz? Ben de Hay Allah. Hele. Ne yapsak hele? Vallahi biz seni galiba çok pis döveceğiz Kazım. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Gerçekten dövecekmiş gibi yani böyle. Çok temiz dövücük. Gel la buraya, En güzel yerin. Şimdi bu kadar etkileyici bir adamsa siz de etkilemenin bir yolunu bulabilir yani. İlla yakışıklılık, hoşlukla ilgili olmayabilir değil mi? Mesela... Bulurum. Öyle mi? Ben bulurum. Aklıma geldi. Buna ihtiyacın olur mu? Bakayım, alayım onu. Belki ne bileyim sesiyle. Oo. Bir etkilendim. Hadi oradan. Hadi şimdi seni doğumluya geliyor kız. Hadi. Bir dakika durun. Anam elinde ökü ne? Ay çok iyi. Bu nereden çıktı ya? Allah. Ben çok etkilendim. Bak, Allah Allah. Ben size ne dedim? Bu yaz kurak geçecek dedim ya. Yok, winter is coming. Ne istiyorsun lan? Sıcak dedim ya. Daha da sıcak olacak dedim ya. Ne demek istiyorsun? Çok sıcak dedim. Anlamadın mı? Anlatayım. Ver bakayım Yücel. Ne şiir, ne masal, ne yalanlar bu gece. Zaman, mekan, hepsi yalan seninle. Aklını çelen bütün düşler delice. Gerçek olacak, hadi gel bak bu gece. Avuçların yanacak, bedenin çırılçıplak bu gece. Ateşin bedeninde yanacak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak. Bu gece, bu gece, bu gece, bu gece. Ne şiir, ne masal, ne yalanlar bu gece. Zaman, mekan, hepsi yalan seninle. Aklını çelen bütün düşler delice. Gerçek olacak, hadi gel bak bu gece. Avuçlarını bedenin çırılçıplak bu gece. Ateşin bedeninde yanacak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak bu gece. Bu gece, bu gece, bu gece. Avuçların yanacak, bedenin çırılçıplak bu gece. Ateşin bedeninde yanacak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak. Bu gece, bu gece, bu gece, bu gece. Şunu bir dakika tutar mısın? Hadi görüşürüz. Lan dönmeyelim diye şey. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.